İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kayseri iline bağlı Tomarza'daki tarihi Ermeni kilisesi kaderine terk edildi. Ermenistan Cumhuriyeti okullarında 284 robotik laboratuvarı kurulacak. Ermeni doktorlar Halep şehri sakinlerine 7 Temmuz'dan itibaren ücretsiz hizmet sunacak. Sinop nükleer santral projesi acaba iptal mi edildi? Trump İran'ı uyardı. Tehdit ederken dikkatli ol. Bugün sinema sanatçısı Mehmet Gırdıçan'ın doğum günü. Hovhannes Tumanyan'ın 150. yıl dönümü Fransa'nın Compiègne şehrinde kutlandı. Batı Ermenistan'ın Kayseri ilinin Tomarza ilçesinde bulunan tarihi Ermeni Surpos Pedros Kilisesi bakımsızlık yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. 1837 yılında inşa edilen bir dönem depo ve sinema salonu olarak kullanılan kilise, aradan geçen zamanda restorasyon yapılmadığı için çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluştu. Sütun ve duvarlarının alt kısımlarının ise sıvaları döküldü. Çatı kısmı otla kaplanan kilisenin saçaklarında da aşınma, kırılma ve çatlak oluştu. Yetkililerin kararı ile kilise için restorasyon ve dönüşüm projesi hazırlandı ancak henüz uygulanmadı. Kilisenin derhal onarılması gereken önemli bir tarihi ve mimari yapı olduğu belirtilmelidir. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti okullarda robotik laboratuvarları kurmak için 834 milyon dram tahsis edecek. Armenpress'in verdiği bilgiye göre hükümet 4 Temmuz'daki oturumunda böyle bir karar aldı. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan kararın eğitim kalitesinin iyileştirilmesine yönelik olduğunu söyledi. Arayik Harutyunyan şu anda Ermeni okullarında yaklaşık 350 benzer laboratuvar bulunduğunu biliyorsunuz ve araştırmaların da bunların mühendislik düşüncesinin geliştirilmesi için iyi yatırımlar olduğunu ve ekonomi üzerinde bir etkisi olacağını gösteriyor, dedi. Halep'teki Ermenistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Armen Sarkisyan ve konsolosluktaki Ermenistan Cumhuriyeti İnsani Yardım Grubu temsilcisi Arkadi Donoyan, 3 Temmuz'da Al İhsan adlı sivil toplum kuruluşu temsilcilerini konuk etti. İnsani Yardım ve Uzmanlık Merkezi'nden NÜS-AYM'e verilen bilgiye göre görüşmede Halep'teki insani durum konusu tartışıldı ve özellikle kentin en çok etkilenen bölgelerinde kaliteli tıbbi hizmetlerin bulunmadığı vurgulandı. Ermeni doktorlar Halep şehri sakinlerine 7 Temmuz'dan itibaren ücretsiz olarak hizmet sunacak. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 zirvesi öncesi Sinop'ta kurulması planlanan nükleer santrale ilişkin proje ilerlemiyor açıklamasını yaptı. Erdoğan, hem maliyet hem de proje takvimi açısından ilk anlaşmamız ile uyumlu olmayan bir tabloyla karşılaştık. Sinop nükleer santralinin istediğimiz gibi ilerlememesi üzücü, dedi. Erdoğan'ın bu sözleri proje iptal edildi şeklinde yorumlandı ancak Sinop Nükleer Karşıtı Platformu sözcüsü Zeki Karataş'a göre bu sözler kesin bir iptal anlamı taşımıyor ve şimdilik anlamına geliyor. Karataş, bugüne kadar proje 4 kez durduruldu. Şu an santralin inşa edilmesi planlanan alanda kesilmedik yer kalmadı, dedi. Santralin inşa edilmesi planlanan 10.1 milyon metrekarelik alanda şimdiye kadar 650 binden fazla ağaç kesildiği tahmin ediliyor. RIA Novosti Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran hükümetine dikkat etmesi ve tehdit etmemesi tavsiyesinde bulundu. ABD Başkanı, aksi takdirde bunun İran'ın kendisine karşı döneceğini ifade etti. Daha önce İran İslam Cumhuriyeti Devlet Başkanı Hasan Rouhani, Tahran'ın pazar gününden başlayarak uranyumun zenginleştirilmesini kendi istediği düzeye çıkaracağı konusunda Avrupalı mevkidaşlarını uyarmıştı. Trump, İran tehditlerden birini daha ediyor. O ülkenin Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, kendilerinin yeterli miktarda ve ne kadar isterlerse uranyumu zenginleştirip böylece %3.67 eşiğini aşabileceklerini açıklıyor. Tehditler savururken İran'a dikkatli olmasını öneririm. Bunlar daha önce hiç olmadığı gibi size karşı kullanılabilir, dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer programdan çekilmesinden tam bir yıl sonra İran'ın programın bazı hükümlerinin 60 gün içinde yerine getirilmesinin durdurulduğunu açıkladığını belirtmekte fayda var. 4 Temmuz bugün Ermeni büyük aktör Mehmet Gırdıçan'ın doğum günü. 1930'da Gümrü'de Muş ve Van kökenli bir ailede dünyaya geldi. Yerel resim ve müzik okullarında okudu.
amatör tiyatro grubuna katıldı. 1953'te Yerevan'a taşınarak Sundukyan Tiyatrosu'na girdi. Güzel Sanatlar ve Tiyatro Enstitüsü'nde okudu. 0199 Orkestra Çocukları, Kafkasya'nın Esir Kızı, Biz ve Bizim Dağlarımız, Mimino, Bir Parça Gökyüzü, Eski Günlerin Şarkısı, Çocukluğumuzun Tangosu gibi birçok filmlerde başrol oynadı. Maher Mıgırçan 29 Aralık 1993'te vefat etti. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne bağlı Diyaspora Departmanlığı'nın Ermeniler Bugün adlı yayın organında yer alan bilgiye göre dünyaca tanınan Ermeni şair Ovanes Tumanyan'ın doğumunun 150. yıl dönümüne adanmış bir etkinlik Fransa'nın Compiègne şehrinin Saint-Corneille Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Jübile etkinliği Compiègne'deki sadece cumartesi günü faaliyet gösteren Ermeni okulunun öğretmeni Kristina Danielian tarafından düzenlendi. Ermeni şairin eserleriyle daha önce tanışan öğrenciler etkinliğe büyük heyecanla hazırlandılar. Kristina Danielian'ın açılış konuşmasının ardından çocuklar şarkı söyleyip dans ettiler. Ayrıca Tumanyan'ın yaşamından ve eserlerinden epizotlar sunup Yalancı ve Anı şiirlerinden Fransızca'ya çevrilmiş parçaları okudular. Etkinlik sonunda bir flash mob gerçekleştirildi. Etkinliğin düzenleyicileri Compiègne'deki Ermeni cemaati temsilcisi Arthur Grigoryan'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ifade ettiler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dikran Mansurya'nın Gıdor mu Yerging adlı eserini sunuyoruz. Tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.